Evet dayı, şimdi de içi havuz problemlerini işleyelim. İşçi problemleri iki yolla çözülür. Birincisi lahmacun metodu, birazdan göstereceğiz. İkincisi de rasyonel taktik. Şimdi lahmacun metodu dediğimiz şeyi, işleri bitirme süreleri kişilerin verilmişse teker teker, o zaman bu lahmacun metodu, yani oran orantı metodu, çok rahatlıkla bizim soruları çözmemizi sağlar. Rasyonel taktik ise işi bitirme süreleri verilmemişse yapılacak. Bir soru üzerinde gösterelim bunu. Ahmet bir işi yalnız başına 20 günde, Hasan 50 günde, Mehmet 30 günde yapmaktadır. Üçü birlikte işe başladıktan 2 gün sonra Ahmet işi bırakır. Mehmet ve Hasan 4 gün daha beraber çalışırlar ve Mehmet de işi bırakır. Hasan kalan işi tek başına kaç günde bitirir diye upuzun bir soru dayı. Şimdi 3 tane şahsımız var. Biri Ahmet, biri Hasan, biri Mehmet. Bunlar gülüyorlar çünkü lahmacun yiyecekler birazdan. Bunların işi bitirme süresi Ahmet'in 20 idi, Hasan'ın 50 idi, Mehmet'in de 30'du. Biz hemen 20'nin, 50'nin ve 30'un ortak katını alıyoruz. Yani o keklerini alıyoruz. 300 lahmacunu seçtik. 300 bunların ortak katı. Şimdi dayı, burada Ahmet kaç tane lahmacun yer dersek günde 320'ye böler, günde 15 lahmacun yediğini, 300'ü 50'ye böldüğümüzde Hasan'ın 6 tane yediğini, Mehmet'in ise 300'ü 30'a böldüğümüzde günde 10 tane lahmacun yediğini buluruz. Şimdi sorumuzda diyordu ki, üçü beraber 2 gün çalışsınlar. O zaman 2 gün bunlar lahmacun yemeye başlasınlar. Dikkat edersen bir günde yedikleri lahmacun toplarsak 15 artı 6 21, 10 daha 31, 2 ile çarparsak 31 çarpı 2'den 62 tane lahmacun yapar. Sonra 62 lahmacun 300 lahmacundan çıkarttığımızda 238 lahmacun kalır. Ahmet öldü. Hasan ve Mehmet kaldı. Bunlar da beraber 4 gün daha çalışmışlar. 4 gün daha lahmacunlarını yesinler. Zaten toplarsan 16, 4 ile çarparsan 64 tane lahmacun yediğini bulursun. 238'den de 64'ü çıkartırsak 174 lahmacun kaldı. Ve Mehmet de gitti. Sadece Hasan kaldı ve 174 lahmacun. Günde de 6 tane yiyor. O zaman 174'ü 6'ya böldüğümüzde 29 gün buluruz. Mesele bu. Adamların o keklerini bulacağız. Günlük kaç tane lahmacun yediklerini bulup bunları yemelerini izleyeceğiz. Ali bir işi 10 günde, Ayşe aynı işi 40 günde bitiriyor. Birlikte aynı işi kaç günde bitirirler? Süt değil mi dayı? Yani. Hemen Ali 10 gün, Ayşe 40 gün. Bunların ortak katları dayı? 40. 40 alırız hemen o keklerini. O zaman Ali günde kaç lahmacun yer? 4 tane yer. 40'ı 10'a böldük 4. 40'ı 40'a böldük 1 lahmacun. Günde kaç tane yerler? 5 tane yerler. 5 tane yerler. 40 o lahmacunu ise 8 günde yerler. 40'ı 5'e böleriz ve 8 günde bu lahmacunları bitirdiklerini buluruz. Çok basit bir mantığı var. Sadri bir işi Bedri'nin 2 katı hızla, Kadri'nin 3 katı hızla bitirmektedir. Üçü birlikte 2 gün çalıştıktan sonra Sadri elin bir kaza sonucu aramızdan ayrılır. Bedri ve Kadri bu kederle 4 gün daha çalışıp sonunda işi bitirebiliyorlar. Eğer Sadri yaşasaydı bu işi tek başına kaç günde bitirirdi? Şimdi öncelikle şu hız olayını çözmemiz lazım. Sadri Bedri'nin 2, Kadri'nin de 3 katı. Yani dayı sen birinin 2, birinin 3 katısın. O zaman sen kaç katısın? 6 katlı. Değil mi? Çok mantıklı 6 kat demek. Sadri 6 ve Bedri'nin 2 katıysa 6'yı 2'ye böldüğümüzde Bedri'yi 3 ve Kadri'yi de 2 ve buluruz. Çok önemli bir şey var dayı. Eskilerin söylediği ne kadar iş o kadar aş. Yani bir adam ne kadar hızlı olursa o kadar çok lahmacun yer. O zaman sloganımız ne kadar iş o kadar aş. Sen 6 ve hızıyla 6 lahmacun yersin. Bedri 3 lahmacun yer. Kadri de 2 lahmacun yer. Yani hız sorusu görürsek işçi problemlerinde felsefemiz ne kadar iş o kadar aş. Hız ile lahmacun doğru orantılıdır. Şimdi sorumuz diyor ki üçü birlikte 2 gün yesinler. O zaman bir günde 6 artı 3 artı 2, 2 günde bu kadar yerler. Toplarsak dayı 9, 2 daha 11, 2 ile çarptık. 22 tane lahmacunu yediler. Bedri ve Sadri elim kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Bedri ve Kadri bu kederle 4 gün daha yedi. Nasıl bir kederse lahmacun yemeye devam ediyorlar. Bedri ve Kadri bir günde 3 artı 2 yerler. 4 günde 5 çarpı 4'ten 20 tane lahmacun yediler.
ve iş bitmiş. O zaman işin tamamı 42 lahmacundur. Değil mi? Evet. Eğer diyor Sadri'ciğim yaşasaydı bu işi tek başına kaç günde bitirirdi? 42. Sadri gördüğün gibi günde 6 tane lahmacun evet. yerdi. Rahmetlik Sadri 42'yi 6'ya böldüğümüzde bu işi 7 günde bitirirdi. Dayı soru nasıl olursa olsun, ne kadar uzun olursa olsun, ne kadar karışık olursa olsun lahmacunla işi bitirme süreleri verilmişse yapılır. Hızla da doğru orantı olacak şekilde. Halil ve Hamit'in bir işi 10 günde, Hamit ve Nuri bir işi 20 günde, Halil ve Nuri bir işi 30 günde bitirebilmektedir. Halil bu işi tek başına kaç günde bitirir? Şimdi işi bitirme süreleri verilmiş mi teke tek? Teker verilmemiş. O zaman rasyonel taktik. O rasyonel taktik de şu. Mesela ben bir işi 10 günde bitiriyorsam bir günde o işin 1/10'unu bitiririm. Ya. Mantık bu. Halil'e X, Hamit'e Y, Nuri'ye Z dersek, Halil ve Hamit diyorsa 1/x + 1/y eşittir 10 günde bitiriyormuş 1/10. Yani işin 10'da 1'ini bitiriyorlar. İşin 3 günlük mesela çalışmış olsalardı buraya 3/10 yazacaktım. Evet. Hamit ve Nuri. Hamit ve Nuri 1/y + 1/z o da 1/20. Halil ve Nuri 1/x + 1/z o da 1/30. Şimdi Halil'i soruyorsa yani X'i soruyorsa dayı biz de X'in olmadığı yeri eksiyle çarpar yok etme metodunu uygularız. Buraya eksiyle çarptığımızda 1/y'ler 1/z'ler gider. 1/x + 1/x'ten 2/x eşittir. 1/10 + 1/30 -1/20. Payda eşitliğini yaparız burada. 2/x eşittir 5/60. İçler dışlar çarpımı yaparsak X'i 24 günde bitirir buluruz. 4 çırağın 10 günde bitirdiği bir işi 2 usta 5 günde bitirebiliyor. Buna göre 1 usta 1 çırak aynısı beraber kaç günde bitirir? Dayı şimdi 4 çırak 10 günde bitiriyorsa 1 çırak kaç günde bitirir? Daha çok günde bitirir. Ters orantı değil mi? Ya. Yani çırak azalırsa iş daha geç biter. O zaman ters orantıda böyle çarpım yapılır. 40 eşittir X. Evet. X çarpı 1 X çünkü. O zaman buradan X'i 40 bulduk. Aynı işi ustayla yapalım. 2 usta 5 günde bitiriyorsa 1 usta kaç günde bitirir? 10. Yine ters orantı. 2 çarpı 5 10 eşittir Y. Artık bitti soru. Sanki iki tane adam var. O zaman usta 10 günde bitiriyordu. Çırak da 40 günde. İkisinin ortak katları 40 okey dedik. 40'ı 10'a böldük. Çünkü 40 tane lahmacun. 10 günde bitiriyorsa usta 4 tane yer. Çırak 40'ı 40'a böldüğümüzde 1 tane yer. Bir günde toplamda 5 lahmacun yerler. 40 lahmacunu ise 40/5'ten cevabı 8 buluruz. Lahmacun metoduyla rahatlıkla çözülür. Bir işi Şenol tek başına 12 günde, Erol tek başına 4 günde, Birol ise X günde bitiriyor. Dayı iki kişi verilmiş, diğeri verilmemiş. Evet. Lahmacunu yine yapabiliriz. Yaparız. Üçü birlikte bu işi 2 günde bitirdiğine göre X kaçtır? O zaman sen bir dene dayı bunu. Yapalım dayı, dene. Evet. Yazalım dayı buraya. Şenol, Erol, Birol. 12, 4, X var. Ben bunların katı 12'nin bir katıdır. 12 evet. X derim ben. Çok iyi. Evet, 12 X. Yani bizim toplam lahmacunumuz 12 X taneymiş. O zaman ben 12 X'i 12'ye bölersem, Şenol'un günde X tane lahmacun yediğini bulurum. Erol'un ise 3 X tane lahmacun yediğini evet. bulurum. Birol'un ise günde 12 tane lahmacun yediğini bulurum. Yani 12 X'i X'e böldün evet, değil mi? Evet, X'e böldüm hepsini. Şimdi, üçü birlikte bu işi 2 günde bitiriyorlarmış dayı. Bunların hepsini toplayıp 2 ile çarptığım zaman ben normalde bir iş bitmiş oluyor. Evet. 12 x'e eşit olmuş. İş çünkü 12 x. Evet, iş benim lahmacunlarım. O zaman bu işleri yaparım. 4 x artı 12 çarpı 2. Bu denklemi çözdüğüm zaman 24 eşittir 4 x, x'i 6 olarak bulmuş olurum. Evet. O da yani şey olur. Burada 7 lahmacunlar burasıydı. 2 evet. günde iş bitmiş. İş de zaten 12 x'ti. Bir oldu 6 gün. Evet. Bulunur. Bizden zaten X istiyor, bir rol istiyor, 6 gün. Evet. Bunu yap dayı. Dayı burada da diyor ki bize emir bir işin 3'te 1'ini 4 saatte bitirebilmektedir. Emir ile demir birlikte çalışırlarsa aynı işin yarısını 2 saatte bitiriyorlar. Buna göre demir aynı işi tek başına kaç saatte bitirir? Burada biraz operasyon yapacağız. Evet. Emir 3'te 1'ini 4 saatte bitiriyorsa tamamını 3 kere 4'ten 12 saatte bitirirler. Bitirir. Bir işin yarısı 2 saatte bitiyorsa tamamı 4 saatte biter. İkisi beraber. Yani ikisi beraber. Dolayısıyla emirle demiri aldık. Emir 12 saatte bitiriyor. 12 saatte bitiriyor. Demir x saatte bitiriyormuş. Şimdi ikisi beraber yine 12x. Bunların katları 12x'tir. O zaman bölelim hemen. İşimiz çünkü 12x tane lahmacun yemek. 12x'i 12'ye böldük. Günde x tane lahmacun yiyor. 12x'i x'e böldük. Günde 12 tane lahmacun yiyor. Bize şimdi neyi soruyor dayı burada?
Bunları beraber 4 saatte bitiriyorlar. Beraber yani. 4 saatte bitiriyorlar. Topluyoruz x artı 12 çarpı 4. Eşittir. İşimizin tamamı buydu zaten. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman x'i 6 saat olarak bulmuş oluruz. Evet. Yani demir aynı işi tek başına 6 saatte bitiriyormuş. Evet. Yani burada yedikleri lahmacunlar x ile 12 toplayıp 4 ile çarptık. Çünkü tamamını 4 saatte bitiriyorlardı. İş 12x olduğu için 12x'e eşit dedik. Gayet güzel dayı. Bunu da senden alalım dayı. Tabii ki dayı. Emine su bir işi tek başına 9 saatte, Fadime su aynı işi tek başına 12 saatte bitirebiliyor. Emine su 2 saat, Fadime su 6 saat çalışırsa bu işin kaçta kaçı biter? Şimdi bakalım dayı. Emine su 9 saat, Fadime su 12 saatte bitirebiliyormuş. Şimdi Emine su 2 saat çalışıyormuş dayı. Tamamını 9 saatte bitiriyormuş bu işin, değil mi? Evet. 2 saatte kaçta kaçta bitirir ama önce yine bir ortak kat belirleyelim. Evet. Yani biz bunların yapacağı işi belirleyelim önce. Lahmacunu belirledik. 9, 12 ortak katı 36. 36 ortak katı. Baktık 36'yı 9'a böldük. 4 lahmacun yiyor bugün de. 36'yı 12'ye böldük. 3 lahmacun da bu yiyor. Şimdi bir gelelim az önce söylediğim yere. Emine su 2 saat çalışması demek 8 tane lahmacun yemesi demektir 2 saatte. Fadime su'nun da 3 saat 3 tane yiyormuş lahmacun 1 saatte. 6 saatte 18 tane lahmacun yer. O zaman 8, 18'da 26 tane lahmacun yemişler. E benim zaten 36 lahmacunum vardı. Kaçta kaçını bitirdiğini anlamamız için 26'yı 36'yı oranlarız. 13 ve 18'i bitmiş olur. Evet. Bunu da ben yapayım dayı. Yap dayı. Bir işi Eren, Zeren ve Ceren birlikte 8 günde bitiriyorlar. Zeren ile Ceren birlikte çalışırlarsa aynı işi 40 günde bitiriyorlar. Buna göre Eren tek başına bu işi kaç günde bitirir? İşi bitirme süreleri yine yok dayı. O zaman rasyonel taktik. Eren x, Zeren y, Ceren de z olsun. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z 8 günde bitirdikleri için 1 bölü 8'e eşitledik. Bize Zeren ile Ceren'in de 40 günde bitirdiğini söylüyor. Zeren ile Ceren. O zaman 1 bölü y artı 1 bölü z o da 1 bölü 40'a eşit. Alt tarafı eksiyle çarpıp 1 bölü y'ler, 1 bölü z'ler birbirlerini mevta yaptılar. 1 bölü x eşittir 1 bölü 8 eksi 1 bölü 40. Payda eşitliğini yaparsak buradan 1 bölü x eşittir 4 bölü 40. İşler dışlar ya da sadeleştirirsek x'i 10 buluruz. Bizden Eren'i istiyordu. Zaten cevabımızda Eren'i bulmuştuk. Halim'in 5 birim iş yaptığı sürede Selim 8 birim iş yapabilmektedir. Yani resmen şunu diyor. Halim 5 lahmacun yediğinde Selim 8 lahmacun yemektedir. Buna göre Selim'in 15 saatte bitirebildiği bir işi Halim kaç saatte bitirir? O zaman dayı Halim Selim 5 lahmacuna 8 lahmacun. Madem ki kardeşim senin Selim'in 15 saatte bitirebildiği iş. O zaman Selim saatte 8 lahmacun yiyorsa 15 saatte 8 çarpı 15'ten 120 lahmacun yer. Bu lahmacunları Halim kaç saatte bitirir diyor. Halim saatte 5 tane yiyordu. 24. O zaman 120 lahmacunu 5'e bölersek 24 saatte yiyeceğini buluruz. İnan'ın çalışma hızı Sinan'ın çalışma hızının 2 katı, Fidan'ın çalışma hızının 3 katıdır. Birlikte çalışarak bitirdikleri 110 birim işin kaç birimini İnan bitirmiştir? Hız evet. Girdi dayı. Sloganımız ne? Ne kadar iş o kadar aç. Evet. Yine burada 2 kat, 3 katlık bir durum var. Yani ortada 6 katlık bir durum var dayı. Burada yazalım şimdi. O zaman İnan 6 ve yani 6 lahmacun diyor belli bir zamanda. Sinan'ınkinin 2 katı ise 6'yı 2'ye bölelim bunun 3 olduğunu. Bunun da 3 katıydı 6'yı 3'e bölelim Fidan'ın da 2 olduğunu. Evet. Şimdi sloganımızı tekrar söylüyoruz. Ne kadar iş o kadar aş. O zaman İnan 6 lahmacun diyor. Sinan 3, Fidan da 2. Şimdi bunlara bir bakalım. Bu 1 saat yedikleri lahmacun. Evet. 1 saatte bunlar 6, 3 daha 9, 2 daha 11 lahmacun yer. Bana bakıyorum sonunda 110 birim iş yapıyorlarmış. O zaman 110 birim işi de bunlar. Bunun 10 katı. 10 katlık bir durum var. Evet. Demek ki 10 kat daha fazla alacağım ben süreyi. İnan kaç birimle bitirmiş? İnan'a bakıyorum 6 kere 10 60 oldu. Bravo. Görüyorum. Ya olay tam 10 katı. O zaman İnan 6 ise 10 ile çarparsak 60 tane lahmacun yemiş. Zaten bakarsak da 60, 30, 20 toplam 110 birim. 110 birim yapar. Aynı güçteki 10 işçi bir işi 45 günde yapabiliyor. Aynı işin 30 günde bitebilmesi için kaç işçi daha işe kabul edilmelidir? Aslında oran orantıda da çözülecek bir soru. 10 işçi 45 günde bitiriyorsa kaç işçi 30 günde bitirir? Hemen ters orantı yaptık. 10 çarpı 45 eşittir. 30 çarpı x.
Buradan x'i 15 bulduk. Dayı 10 işçimiz vardı. 15 işçi olacaksa 5 kaç işçi gelecek? Demek ki 5 işçi daha kabul edilmelidir. Sorumuz bunu sormuş. Sonra dikkat edelim yani. Kaç işçi daha kabul edilmelidir? 5 işçi daha kabul edilmelidir. İki işçiden biri bir işi tek başına 10 saatte, diğeri 15 saatte bitiriyor. Hızlı çalışan işçi 5 saat tek başına çalıştıktan sonra diğer işçi işe başlıyor. Buna göre bu iş toplam kaç saatte biter? Lahmacunluk soru mu? Evet. Evet. A, B. Biri 10 saat, biri 15 saat. Hemen 10 ile 15'in katı 30 lahmacun seçtim. 30'u 10'a böldüm, 3 lahmacun. 30'u 15'e böldüm, 2 lahmacun. Kardeş sen saatte 3 lahmacun, sen de saatte 2 lahmacun yiyorsun. Hızlı çalışan işçi 5 saat yesin. Yani bu. Yerim. Saatte 3 tane yiyorsa 5 saatte 15. O zaman 15 tane lahmacun gitti. Dayı 30'dan 15'i çıkart, 15 lahmacun kaldı. 5 saat sonra tek başına çalıştıktan sonra diğer işçi işe başlıyor. Artık kalan 15 lahmacunu birlikte yiyecekler. Evet. Saatte birlikte kaç tane lahmacun yerler? 5. O zaman 15 lahmacunu 5'e bölersek 3 saatte bitirirler. Bu zaten tek başına 5 saat yemişti. 3 saatte birlikte yediler. O zaman 5 artı 3'ten iş tamamı 8 saatte biter deriz. Halife ile Şerife bir işi birlikte 18 günde yapabilmekte. Bu işte Halife 5 gün, Şerife 3 gün çalışırsa işin 4'te 1'i bitiyor. Buna göre Halife işin tamamını tek başına kaç günde bitirebilir? Şimdi dayı, burada yine işi bitirme süreleri teker teker verilmemiş. Evet. O zaman biz burada yapacağımız şey rasyonel taktik midir? Kesinlikle. Evet. O zaman alalım. Alalım. Halife'ye x dedik, Şerife'ye de y dedik. Evet. O zaman burada yapacağımız işi hemen yapalım. 1 bölü x artı 1 bölü y eşittir 1 bölü 18. Çünkü 18 günde bitiriyorlar. Evet. Bu işte Halife 5 gün. 5 bölü x'i yapar. Evet, Halife normalde bir günde 1 bölü x'i yapıyorsa 5 günde 5 bölü x'i yapar. Şerife de 3 gün, 3 bölü y. Evet. İşin 4'te 1'i bitiyor, 1 bölü 4. Evet. Dayı şurası çok önemli. İşin 4'te 1'i bitiyor diyor ya, yani 1 bölü 4'ü. Buraya 1 bölü 4'ü yazdık. İşin 1 bölü 4'ü kalıyor dese oraya 3 bölü 4, 3 bölü 4 yazacağız. Yani buraya her zaman biten iş yazılır. Evet. Buna göre Halife işin tamamını kaç günde bitirir? Yani x'i soruyor. O zaman y'yi yok edeceğiz. Y'yi yok etmek için de yukarıyı eksi 3 ile çarparsak işlem tamamdır. O zaman 5 bölü x eksi 3 bölü x eşittir. 1 bölü 4 eksi burayla burayı çarparsak eksi 3 bölü 18. Şurası zaten 2 bölü x yapar. Burası da sadeleştirdik. Böyle yaptık. Paydalarını eşitledik. Gerekli işlemleri yaptık. X'i 24 bulduk. Bu da rasyonel taktikle ilgili diğer soru tipiydi. Bade 5 masayı 3 günde, Sude 10 masayı 5 günde yapıyor. Buna göre ikisi birlikte 110 masayı kaç günde yaparlar? Dayıcığım şimdi Bade 5 masayı 3 günde yapmış, Sude de 10 masayı 5 günde yapmış. Bu tip sorularda zamanların eşitlenmesi gerekiyor. Masalar eşitlenemez. Tabii ki. Zamanlar eşitlenecek. O zaman yukarıyı 5 ile aşağıyı da 3 ile çarpmalıyım. Çünkü 3'e 5 ancak bu 5 bu 3 ile çarpışırsa olur. O zaman çarpalım. 25 masa 15 gün. 30 masa 15 gün. Burada o zaman 15 günde 55 masa yapılmıştır. Evet. Gaza gelip şunu demeyeceğiz. 15 gün, 15 gün daha 30 gün. Ya arkadaş şimdi benim için bir gün geçtiyse dünyada da 5 milyar insan var. 5 milyar gün mü geçti şimdi? Hayır, bir gün geçti. Yani aynı 15 günde 55 masa toplamda birlikte yapıyorlar. Bize de 110 masa sorulmuş. 55 masa 15 günde ise 110 masa kaç gündedir? Kabak gibi bu da bunun iki katı olduğundan cevabında 30 olduğunu rahatlıkla söyleriz. O zaman çıkarılması gereken ders nedir dayı? Çıkarılması gereken ders bu tip sorularda günleri yani zamanları eşitleyeceğiz. Bravo. Tehlikeli bir soru dayı bu. Evet, olabilir. X senden alalım soruyu da ya, oku. Dayı burada diyor bize x küçük, y küçük, z olmak üzere Temel bir işi tek başına x saatte, Cemal aynı işi tek başına y saatte, Kemal ise aynı işi tek başına z saatte yapmaktadır. Üçü birlikte aynı işi 15 saatte yaptığına göre z aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. İşi bitirme süreleri yok. Hiçbir şey yok. O zaman dayı yapacağım şey rasyonel taktik. Evet. X, y, z. 1 bölü x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir. 15 saatte bitiriyorlarsa 1 bölü 15. 3 bilinmeyen ve 1 denklem. Aynen.
Bu denklemi çözmemiz normal şartlar altında mümkün değil. O zaman biz de bir Ali Cengiz oyunu oynuyoruz. Diyoruz ki Z yavrum seni küçültüp Y yapalım. X seni de büyütüp Y yapalım. Hepsi yani Y. Hepiniz Y gibi davranın. O zaman tamam diyorlar. 1 bölü Y, 1 bölü Y, 1 bölü Y eşittir 1 bölü 15. 3 bölü Y, 1 bölü 15. Y buradan dayı 45 çıkar. Y buydu değil mi? Evet. Bizden Z'yi soruyor. Z denilen adam da Y'den büyük olduğundan. Şıklarında bir tane olduğundan. Yani cevabımız 48. 48 Edirne olur. Karışım sorularında da buna benzer. Benzer yapmıştık. Şimdi dayı 3 tane ifade var ya artık pratik şöyle yapabiliriz. 3 tane 3 kere 15 45 şıklara bakalım. 45'ten küçükler ve bir tane büyük var. Çat Edirne diyebiliriz. Veya tabii. 45'ten bir tane küçük olur 3 tane büyük olur. Büyük olur tam tersi olur. Evet. Bir işçi bir işi ilk gün 10 saat, sonraki her gün bir önceki güne göre 2'şer saat daha eksik çalışarak toplam 5 günde bitiriyor. Evet. Aynı işi, aynı iş gücüne sahip 5 işçi kaç saatte bitirir? İşi bulalım dayı bir önce. Kesinlikle. Ben diyorum ki bir işçi saatte bir lahmacun yesin dayı. Evet. O zaman ilk gün 10 saat çalışıyor ya, 10 tane lahmacun mu yedi? Evet. Her gün bir önceki güne göre 2'şer saat daha eksik çalışıyor. O zaman ikinci gün 8 saat çalışacak, 8 lahmacun yiyecek. Üçüncü gün 6 saat çalışacak, 6 lahmacun yiyecek. Dördüncü gün 4 saat çalışıp 4 lahmacun. Beşinci gün 2 saat çalışıp 2 lahmacun. Ertesi gün hiç çalışmayacak zaten. Evet. O zaman toplam lahmacun kabak gibi sonra burada duruyor. Sonra rejim yapmaya başladı, 7. gün falan. Evet, rejim ya da önünde lahmacun kalmadı. Belki evet. De rejim yapmadı. 18, 20, 30 tane lahmacun. Evet, iş bu. İş bu. Aynı işi, aynı iş gücüne sahip. Yani bir saatte bir lahmacun yiyen 5 işçi. O zaman 5 lahmacun yerler. Evet. O zaman 30 lahmacunu 5'e böldüğümüz zaman 6 saatte bitirir. Çünkü 5 işçi saatte 5 lahmacun yer. Evet. 30'u da 5'e bölersek 6 saatte bitirirler. Yani lahmacunla yine çok rahatlıkla çıktı vallahi sorumuz. A ve B muslukları sırasıyla boş havuzu 20 ve 30 saatte doldurmaktadır. Havuzun tam ortasındaki C musluğu kendi seviyesine kadar olan kısmı 60 saatte, havuzun tabanındaki D musluğu havuzun tamamını 15 saatte boşaltmaktadır. Hepsi birlikte açılınca boş havuz kaç saatte dolar? Şimdi A musluğu, B, C, D. A musluğunu 20 saatte, B musluğunun 30 saatte doldurduğu söyleniyor. C musluğunun 60 saatte boşalttığı, D musluğunun da 15 saatte boşalttığı verilmiş. 60, 20, 30, 15'in o keklerini alalım. Evet. O keklerini aldığımızda 60 çıkar. Ama burası 2 tane bölümden oluştuğu için 60'ı 2 ile çarpıp 120 damla almamız çok mantıklı dayı. 120 yani, damla alacağız. Bu havuz 120 damla suyla dolsun. Evet, rasyonel işle uğraşmamak için böyle diyorsun. O zaman madem ki bu havuz 120 damladır, 120'yi 20'ye böldüğümüzde buradan saatte 6 damlamız gelir. 120'yi 30'a böldüğümüzde buradan saatte 4 damlamız gelir. 120'yi 60'a böldüğümüzde buradan saatte 2 damlamız gelir. Lakin bu C musluğu dipte olsaydı öyle olurdu. Ortada. O zaman 2'yi de 2'ye bölüp burayı boşalttığını evet. bildiğimiz için bir damla akıtır. Çünkü alt tarafta iş yok. Burayı, tabii ki burayı boşaltamaz. Burayı boşaltır. O zaman bundan da saatte bir damla geldi. Buraya geliyorum. 120'yi 15'e böldüm. Ondan da 8 damla geldi. Şimdi bu soru zor bir soruydu. Kısım kısım düşüneceğim dayı. Önce bu alt kısmı doldurmayı düşüneceğim. Süre olarak. Şimdi süre olarak. Şimdi 60 damla. Bu alt kısmı kimler doldurur diyorum. A musluğu doldurur. B musluğu da doldurur. D musluğu da boşaltır değil mi? A ile B doldurur, D boşaltır. Bunun bir fonksiyonu yok. O zaman saatte buradan 6 damla geldi. Buradan 4 damla geldi. Buradan da 8 damla çıktı. O zaman bu ikisini toplayıp buradan çıkartma yapacağız. Ondan 8 çıktı 2 damla. Saatte 2 damla doldu. Mekanda 60 damla. 30 saatte doldu. Yani 60'ı 2'ye bölersek 30 saatte dolduğunu bulduk. Buraya geldiğimizde dayı. A'dan gelir. B'den gelir. D'den çıkar, C'den çıkar. Herkes çalışır. O zaman A'dan 6 damla geldi. B'den 4 damla geldi. D'den 8 damla çıktı. C'den de 1 damla çıktı. 10'dan 8 çıktı. 2, 2'den 1 çıktı. 1. Saatte 1 damla. Mekanda 60 damla olduğundan 60'ı 1'e bölersek 60 saatte orası olur. O zaman dayı 60 artı 30'dan 90 saatte bu havuz dolar. Çıkabilecek en zor sorulardan bir tanesi buydu. Evet dayı, bu soruya bakalım. Yandaki havuzu A musluğu tek başına 20 saatte, B musluğu tek başına 40 saatte ve C musluğu tek başına 80 saatte işlev görüyor. Bunlar dolduruyor, bu boşaltıyor.
3 musluk birlikte açıldığında boş havuzun tamamı kaç saatte dolar? Senden alalım dayı bunu. Tabii ki. Şimdi dayı yine bakıyorum 20, 40, 80. Ben bunların ortak katını belirlemek istiyorum. 80 evet. damlayla bu havuz dolmuş olsun. Çünkü 20, 40 ve 80'in katı 80'dir. Şimdi burası 80 damlayla doluyorsa ve A musluğu 20 saatte tamamını dolduruyorsa 1 saatte 4 damla akıtır. Bu da 1 saatte 2 damla akıtır havuz. 80'i 40'a böldük. Tabii ki 80'i 40'a böldük. Burada da bu tamamını 80 saatte boşaltıyordu. 80'e 80'e bölerim 1 saatte 1 damla dışarı akıtır. Evet. Şimdi bu havuzda 1 saatte neler olmuş ona dikkat edelim. 1 saatte A'dan 4 damla geldi, B'den de 2 damla geldi, 6 damla, C'den de 1 damla çıktı, 5 damla kaldı. Saatte 5 damla yani. Saatte 5 damla bu havuza gelen su var. 80 damlayla doluyordu burası. 80'de 5'e bölersek 16 saatte tamamı dolmuş olur. Evet. Buna bakalım dayı. Boş bir havuzu 1. musluk tek başına x saatte, 2. musluk tek başına 3x bölü 2 saatte dolduruyor. 2 musluk birlikte boş havuzu 12 saatte doldurduğuna göre 2. musluk tek başına kaç saatte doldurur? Bunu rasyonel taktikle yapabiliriz. Şimdi x saat 3x bölü 2 saat 1 saatte 1 bölü x'ini doldurur. 1 saatte 1 bölü 3x bölü 2'sini doldurur. 1 saatte tamamı 12 saatte doluyordu. 1 bölü 12'si dolar. Buradan düzenlememizi yapıp burayı da 3 ile genişletirsek 5 bölü 3x 1 bölü 12'de işlemimizi yaptığımız x'i 20 bulmuş oluruz. O zaman bana neyi soruyordu? İkinci musluk tek başına kaç saatte doldururdu? X yerine götürüp 20'yi yazarsak 3 kere 20 60 bölü 2'den 30 saatte dolduracağını görürüz. A ve B muslukları boş bir havuzu birlikte 10 saatte dolduruyorlar. C musluğu ise dolu havuzu tek başına 15 saatte boşaltıyor. 3 musluk aynı anda açıldıktan 5 saat sonra boş havuzun kaçta kaçı dolar diye bir soru var. Bunu da yine rasyonel taktikle düşünebiliriz. Şimdi ikisini beraber A ve B musluğu 10 saatte dolduruyormuş. Bu da 15 saat. Dayı biz bunu lahmacun metoduyla yani damla metoduyla da yapabiliriz ki. Yapalım öyle yapalım dayı. Çünkü bu ikisi zaten birlikte hareket ediyor. Yani sanki bir musluk var ve 10 saatte dolduruyor gibi. Tamam öyle yapalım. 10 ile 15, 30 damla diyebiliriz. 30 damla da dolsun o zaman bu. O zaman 30 damla ikisi beraber saatte 3 damla boşaltır. Bu da tek başına 2 damlayı dışarı akıtır. O zaman 1 saatte burada 1 damla su birikir. Evet saatte 1 damla. 1 damla birikir. Şimdi bana ne diyor? 5 saat sonra. 5 saatte 5 damla birikir o zaman. 5 damla da 30 damlanın altında birikir. Evet kaçta kaçı dolar demiş. Dolayısıyla 6'da 1'i dolar. Dolar. Yani damla metodu şunu söylemekte fayda var. Bunda da iş görüyor. Evet. Her yerde olduğu gibi. Boş havuzu A musluğu 20 saatte dolduruyor. Havuz yüksekliğinin 5'te 1'indeki B musluğu ise dolu havuzu kendi seviyesine kadar olan kısmını 20 saatte boşaltıyor. Havuz boşken 2 musluk açılırsa boş havuz kaç saatte dolar? Bu soruyu da senden evet. alalım. Şimdi dayı, A'nın 20 saatte doldurduğunu söylemiş ve 5'te 1 yüksekliğinde yani tamamı 5 haçsa şurası H yüksekliğinde bir B musluğunun olduğunu söylüyor. Bu da kendi seviyesine kadar yani üst tarafı 20 saatte boşalttığı söylenilmiş. Ben 20 ile 20 hani optikler 20 ya ama bura 5 kısımdan oluştuğundan dolayı 5 çarpı 20'den havuzun tamamını 100 damla seçtim. Yani sabit hep okek alacağız diye bir şey yok. Uygun bir şekilde okek alalım. Kaç kısımdan oluşmuşsa onunla da çarpalım. Yani duruma göre evet. çarpalım. Tabii bir önceki soruda mesela 2 kısımdan oluşuyordu 2 ile çarpmıştık. Yani. O zaman 100 tane damla var dedik bu havuzun dolması için. Şimdi haşa 4 haş yani tamamı 5 haş olmuş oluyor. Dayı 5 haş denilen yer 100 damladan oluşuyorsa 1 haş 20 damladır değil mi? Yani şu alt kısım 20 damladan oluşur. Şu kısım da 80 damladan oluşur. Evet. 100 damlayı 20'ye böldüğümde bundan saatte 5 damla gelir. 100'ü 20'ye bölüp 5 çıkar demem. Çünkü biliyorum ki bu muslukçuk bu tarafı boşaltır. 80 damla. Yani 80'i 20'ye bölersem saatte 4 damla boşaltır. Evet. Ve yine demiştik ki kısım kısım düşünelim. Önce burayı doldurmayı düşüneceğiz. Süre olarak bakalım. Tabii ki önce bu kısım yani bu musluğun şu seviyeye kadarki olan kısmı. Saatte 5 damla geldi. Buradan çıkan bir şey yok. Çünkü burayı bu musluk boşaltmaz. Anlamayan arkadaşlarımız bir kola şişesi ya da su şişesini alsın. Ortadan bir delik oluştursunlar. Bakalım o deliğin altını boşaltabiliyor mu o delik? Mümkün değil.
Dolayısıyla şu bölgeyi sadece bu doldurur. O zaman 5 damla geliyorsa 20 damlalık mekan var. 20'yi 5'e bölersek burası 4 saatte dolar. 20 bölü 5'ten 4 saat. Buraya geliyorum şimdi. Burası 80 damlalık yerdi. 80 damlalık yer 5 damla geliyor, 4 damla gidiyor. Damla. O zaman saatte 1 damla birikir. 80'i 1'e bölersen burada 80 saatte dolar. Dolayısıyla 4 saat burasıydı, 80 saatte burasıydı. Toplarsak 84 saatte dolar. Gayet güzel bir soru. Kısım kısım düşünmek lazım. Bir musluğun akış hızı 3 katı kadar arttırılırsa boş havuz 12 saatte doluyor. Musluk eski hızıyla akarsa havuzun yarısını kaç saatte doldurur? Dayı öncesi sonrası. Doğru. Önceden bir damla akıyordu. 3 katı kadar arttırılırsa 4 damla olur. 4 damla olur. Çünkü adam 3 katı kadar olursa dese 3 olur. Ama 3 katı kadar arttırmak demek o zaman 3 damla arttır 4 damla olur. Arttırılırsa boş havuz 12 saatte doluyor. Yani bura 12 saatte doluyormuş. O zaman 4 çarpı 12'den havuzum 48 damlaymış. Sonra diyor ki musluk eski hızıyla akarsa yani bir damlayla akarsa yarısını kaç saatte doldurur? Yarısı 48'in yarısı 24. 24. Saatte de bir damla geliyorsa 24'ü 1'e bölerim. 24 saatte dolar derim. Özdeş 4 musluk bir havuzu birlikte 8 saatte dolduruyor. Bu musluklar ikişer saat arayla açılırsa boş havuz toplam kaç saatte dolar diye bir soru. Güzel bir soru değil. Özdeş 4 tane musluğum var ve bir havuzu birlikte 8 saatte dolduruyor. Ben de diyorum ki, kardeş her biriniz birer damla akıtın, saatte 4 damla gelir, 8 saatte de 32 damla olur. Havuz 32 damla. Sonra diyor ki, bu musluklar ikişer saat arayla açılırsa, yani bu 2 saat tek başına akacak. O zaman ben de diyorum ki, A musluğu 2 saatte 2 damla akıttı mı dayı? 2 saat sonra bu B musluğu geliyor. O zaman artık 2 damla gelir değil mi saatte? B, A artı B musluğu 2 saatte 4 damla getirir. Çünkü saatte 2 geliyorsa 2 saatte 4 damla gelir. Sonra C musluğu geliyor. Artık saatte 3 damla geliyor. 3'ü birden 2 saatte 6 damla getirirler. Çünkü 3 damla 2 saatte 6 damla yapar. Ondan sonra D musluğu geliyor. D musluğu geliyor ama kaç saat gittiğini biz bilmiyoruz. Saatte 4 damla geldi doğru. Kaç saat geldiğini bilmiyorum ama saatte 4 damla geldiğini biliyorum. Ben de biliyorum ki şimdiye kadar 6, 4 daha 10, 2 daha 12, 12 damla gelmiş havuza. Havuzda 32 damlaydı. O zaman ben de 32'den 12'yi çıkartır 20 damlalık mevkiyi, mekanı bu 4'ü dolduracak. Saatte de 4 damla geliyorsa 20'yi 4'e bölersem 5 saatte de bunların çalışması gerektiğini görürüm. Dolayısıyla boş havuz 2, 2, 2 ve 5 toplamı 11 saatte olur. Bence çok hoş bir soruydu bu dayı. Evet. Arkadaşların çok güzel analiz etmesi gerekiyor. Birinci havuz fıskiyeden akan. Diğerleri de üstteki havuzdan taşan su ile dolmaktadır. Buradan akıyor, bu doluyor, oradan akıyor, bu doluyor, oradan akıyor, bu doluyor. Öz ise geçmişte sormuş. Havuzların hacimleri sırasıyla V3 ve 5V'dir. Orada da yazıyor. Fıskiyeden akan su ile birinci havuz 5 saatte dolmuş burası. 22 saatin sonunda 3. havuzun kaçta kaçı dolmuştur? Şimdi madem bu V 5 saatte dolar, bu en alttaki 3. havuza suyun gelebilmesi için 3V'nin de V'nin de dolması lazım değil mi? Evet. Yani 4V'nin dolması lazım. O zaman 4V 20 saatte dolar. 20 saat sırf bunları doldurmakla geçti ömrümüz. O zaman 22 saat sonunda diyor 22 eksi 20 2 saatlik su mu gelir buraya? Evet. Çok iyi. Buraya 2 saatlik su geldi. Ve 5 saatte doluyorsa 5 ve kaç saatte dolar normalde? 25 saatte. 25 saatte dolacak olan bir yere sen 2 saat su akıtmışsın. O zaman 25'te 2 su dolar. 2 bölü 25. Tekrar ediyorum. Buranın dolması için önce bu ikisinin dolması lazım. V3V. Toplayın 4V. V5 saatse 4V 20 saat. 20 saatte bunlar doldu. 22 saat akması demek 2 saatin buraya gelmesi demek. Şunlar olmasa bu tek başına 5 çarpı 5'ten 25 saatte dolar ama 2 saat gelmişti zaten. 2 bölü 25'e dolar deriz sorumuzda. Şekildeki kapta özdeş olan ABC muslukları eşit aralıklarla bulunmaktadır. Kabın tamamı doluyken 3 musluk birlikte açıldığında kap 55 dakikada boşalıyor.
Buna göre dolu kabın tamamını anuslu tek başına kaç dakikada boşaltır demiş. Güzel bir soru dayı. Şimdi öncelikle biz 3 tane bölüm var ya, anuslu tamamını 3T saatte boşaltsın diyelim. O zaman her bir kısmı kaç saatte boşaltır? Evet. T saatte. Her bir kısım T saatte boşalır. Şimdi ağzına kadar dolu. Biz burayı boşaltacağız. En başta bura boşalır değil mi? Evet. Burayı üçü birden boşaltır. Evet. Bu musluktan da su akar. Buradan da akar, buradan da akar. Evet. Dolayısıyla kola şişesini düşünün. Oradan da anlayabilirsiniz. Şimdi 3 tane delik açın. En üst kısmı boşalırken 3 delikten de suyun aktığını görürsünüz. Dayı burayı tek başına bu vatandaş T saatte boşaltmıyor muydu? Evet. Aynı yeri 3 tane arkadaş birden T bölü 3 saatte evet, boşaltmaz mı? Paylaşırlar. Tabii ki. Yani normalde T saatte 3'ü birden orayı T bölü 3 saatte boşaltır. Sonra buraya geliyorum. Burayı bu vatandaş normalde T saatte boşaltırken artık A ile B birlikte burayı boşaltır. Artık evet, C evet, devre dışı. Ya. O zaman burası T bölü 2 saatte boşaltır. Çünkü bir tanesi T ise iki tanesi T bölü 2'dir. Bu da T bölü 2. Burayı ise sadece A muslu boşaltır. T saatte boşaltıyordu zaten burayı. Burası da T. O zaman dayı T bölü 3, T bölü 2 ve T. Toplamı eşittir 55. Buradan T'yi 30 buluruz. A muslu tamamını 3T saatte boşaltıyordu. O zaman 3 çarpı 30'dan da 90 saatte boşaltacağını buluruz. Çok güzel bir soruydu bu da. İşavuz problemleri de bu kadar. İnşallah lahmacun modelini, damla modelini arkadaşlarımız iyi anlamıştır. Anlamadılarsa tekrar tekrar dinlesinler. O pratikliğe kavuşurlar. Hayırlı olsun diyor. Başlayalım.